Başkanı Fevzi Demirkol esnaftan 7 Haziran'da destek istedi. Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Hamidiye Mahallesi ve Osman Gazi Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Mahalle incelemelerinde Başkan Fevzi Demirkol'a Başkan Yardımcısı Osman Uludağ, AK Parti Haliliye Kadın Kolları Başkanı Gülistan Satış, belediye meclis üyeleri eşlik etti. Emniyet Caddesi'ndeki esnafları tek tek ziyaret ederek taleplerini ve sıkıntılarını dinleyen Başkan Demirkol, yapılan çalışmalar hakkında da vatandaşlara bilgi verdi. Hamidiye Mahallesi ve Osman Gazi Mahallesi'nde esnafı tek tek gezen Başkan Demirkol, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, 7 Haziran milletvekili seçimleri dolayısıyla esnafımızla buluşmak, esnafımızın desteğini almak amacıyla ziyaret ettiklerini söyledi. Bugün belediye meclisimiz sonrasında, belediye meclis üyelerimizle, kadın kollarımızla birlikte hem belediye çalışmalarını mahallemde incelemek, hem de 7 Haziran milletvekili genel seçimleri dolayısıyla esnafımızla buluşmak, esnafımızın desteğini almak amacıyla Emniyet Caddesi'ndeki esnafımızı, kadın kollarımızla birlikte tek tek dükkanı dükkanı girerek ziyaret ettik. Kendilerinden destek talep ettik. Ve ayrıca bu desteklerini daha sonrasında, seçim sonrasında da devamını talep ettik. Esnafımızın ilgisi ve ülkemiz hakkında temennileri çok güzel. Allah razı olsun. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Biz de onların temennilerine cevap vermeye çalışacak. Çalışmaların içerisinde olacağız inşallah. Hem mahalli yönetimler hem de 7 Haziran sonrası olacak. Meclisimizdeki vekillerimizle birlikte halkımızın güveni için, halkımızın emniyeti için, halkımızın yaşam seviyesinin yükseltilmesi için ve aynı zamanda ümmet-i Muhammed'in geleceği için hep birlikte yapacağımız çalışmaların inşallah Cenab-ı Hakk'ın önünde de makbul olmasını ve Cenab-ı Hakk'ın bizi Haliliye'nin Süleymaniye, Paşabağ ve Bahçelievler mahallesini gezen Belediye Başkanı Fevzi Demirkol hizmetlerin aralıksız devam edeceğini belirtti. Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol mahalle ziyaretleri programı kapsamında ilk olarak Süleymaniye'ye gitti. Belediye Başkan Yardımcısı Osman Uludağ, üyeleri ve AK Parti Haliliye İlçe Başkanı Mehmet Can Polat'ın da eşlik etti. Esnafı ve mahalle sakinlerini dinledi, yapılan çalışmalar ve hizmetler hakkında bilgiler veren Başkan Demirkol, istek, öneri ve şikayetlerinin çözüme kavuşması için birim müdürlerine talimat verdi. Beraberindekilerle birlikte daha sonra Paşabağ Mahallesi'ne geçen Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, burada mahalle muhtarı Mahmut Boztepe ile görüştü, yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Gezdik, ulaştık, yerinde inceledik. Hem seçim çalışmaları kapsamında halkımızdan destek istedik, hem bir de ayrıca belediye çalışmalarımızın geçmişte yaptıklarımızın mahallinde incelenmesi imkanı bulduk. Mahalle sakinlerine yapılan hizmetleri anlatan Başkan Demirkol, mahallede yapımı devam eden Abdurrahman İbni Af Camii'nin inşaatında incelemelerde bulundu. İnşaat çalışmalarının hangi aşamada olduğu konusunda bilgiler alan Başkan Demirkol'a, Muhtar Boztepe ve Cami İmam Hatibi İzzet Çakır teşekkür etti. Haliliye Belediyesi bize destek oluyor, halen de destek oluyor. Allah razı olsun, çok memnunuz. Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anh hazretlerinin ismini taşıyan bu cami, geçmişte katkılarımız olmuştu. İnşaatın bütün aşamalarını inşallah birlikte takip edeceğiz. Başkan Fevzi Demirkol, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Bahçelievler Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla görüştü. Başkan Demirkol'la birlikte Bahçelievler Mahallesi'ni gezdiklerini belirten Fakıbaba, Bahçelievler esnafını gezdik. Gerçekten esnafın büyük bir ilgisi olduğunu ifade etti. Büyük bir ilgisi var. Ben onlara yürekten teşekkür ediyorum. Hem başkanlarına hem de teşkilatımıza, arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bahçelievler Mahallesi'nde milletvekili adayımız, bu memlekette olduğu belediye esnafımızı ziyaret ettik. Esnafımızın, partimizin ilgisi ve belediyemizin çalışmalarıyla ilgili beğenisi yüksek.
Halilye Belediyesi ana arter, cadde ve sokaklarda bulunan sallama çöp kutularını yeniledi. Halilye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ilçe genelinde temizlik ve yenileme çalışmalarına devam ediyor. Ara sokaklarda yerleştirilen yeni konteynerların yanı sıra ana arterlerde hareket imkanını hızlandırmak ve lokal olarak temizlik çalışmalarına hız verebilmek adına yeni kovalarda temizlik araçlarına dahil edildi. Özellikle insan sirkülasyonunun yoğun olduğu sık sık çöp birikmelerinin yaşanmasına rağmen toplama araçlarının trafiğe girmekte zorluk yaşadığı alanlarda kullanılacak yeni kovalar Halilye Belediyesi'nin kurumsal renklerini içeriyor. Küçük, hızlı ve kullanışlı çöp taksi uygulamasıyla düzenli olarak takip edilecek olan yeni kovalar, sıcak hava dolayısıyla oluşabilecek koku ve kirliliğin de önüne geçebilecek. Halilye Belediye Başkan Yardımcısı Osman Ulu da yapılan yeni düzenleme ile ilgili olarak her geçen gün vatandaşların yaşam standartlarını artırmak adına çalıştıklarını ifade etti. Vatandaşlarımızın yaşam standartını her geçen gün daha iyi nasıl arttırabiliriz, daha şehrimize, ilçemize daha iyi nasıl hizmet edebiliriz düşünceleriyle çalışmalarımızı her geçen gün artırıyoruz. Yine bunlardan birisi de temizlik işleri bünyesinde küçük çöp kovaları şeklinde özellikle trafiğin yoğun olduğu, sirkülasyon çok fazla olduğu yerlerde araçların şehir trafiğini aksatması sebebiyle orada küçük çöp kovalarını kullanaraktan trafiğin aksamasına engel olmak amacıyla bu tip bir çalışma başlattık. Yaklaşık 500 adet şu aşamada küçük çöp kovaları yerleştirilecek. Bunlar sallamalı olacak. 50 metrede bir vatandaşımızın hizmetine sunulacak. Halilye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ilk kademede 500 çöp kovasının montajını öncelikli ana arterler, daha sonra taziye evleri, ibadethaneler, okul önleri ve otobüs duraklarında yapacak. Eğitim öğretim yılında sona gelinmesiyle birlikte öğrencilerle tadını